Merhaba, ben Nazar Demir Akyol. Bugün sizlerden gelen mesajları okuyup soruları yanıtlayacağım. Çok iyi olduğunuzu biliyor musunuz demiş Melis alttan çizgi Karası 14. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yine Melis Karası 14, ben bugün Melis'ten gidiyorum. Maçtan önce totem olarak yaptığınız bir aktivite var mı? Sizi çok seviyorum ve başarılar diliyorum demiş. Maçtan önce genellikle telefonda eşimi arıyorum, annemi arıyorum. Onun dışında totem yapmak için çok bir fırsatım olmuyor açıkçası. Nisa Palabıyık, en çok hangi voleybol hareketini yapmaktan zevk alıyorsunuz demiş. Pasörüm ama en çok blok yapmayı seviyorum. Ramazan Fit, maç öncesi veya esnasında ya da servis atarken inandığınız bir uğur, bir ritüel var mıdır demiş. Ya tabii ki hepimizin kendimize göre batıl inançları var. İyi oynadığımız bir maçtan sonra aynı çorabı bile giymeye devam edebiliyoruz. Ama servis atarken de hep yaptığım bir ritüel, topu 3 kere sektirip sonrasında döndürdükten sonra servis atmak var. Nur alttan çizgi CBC, ilk kaç yaşında milli takıma davet edildiler? Ben 13 yaşında Yıldız Milli Takım'la Şarköy'e, Balkan Şampiyonası oynamaya gitmiştim. Miray Ayşe Aydinç, filenin sultanları niçin bu kadar güzel, tatlı, şirin, eğlenceli? Lütfen bunu cevaplayabilir misiniz demiş böyle gözlerinden yıldızlar çıkarak. O sizin tatlılığınız, teşekkür ediyoruz. Siz nasıl görüyorsanız biz öyleyiz. Sedef Boz Kaka, Bozok mu bilmiyorum, hazırlıklar nasıl gidiyor diyor. İyi gidiyor hazırlıklar, bir hafta oldu başlayalı şimdilik. Ama yorgunluktan pes dilimiz çıkmış durumda diyebiliriz. Her şey olimpiyatlarda kürsüye çıkabilmek için. GLSM Güven, Polonya maçının 4. setini izlerken sonucu bile bile hala top yere düşecek mi gerilimi yaşıyoruz demiş. Zaman zaman ben de açıyorum YouTube'dan Polonya maçına bakıyorum. Hala nasıl kazandığımıza inanamadığım o 4. seti izlerken hala tüylerimin diken diken olduğu bir maç ve herhalde hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir maç. Hatta blok yaptıktan sonraki sevincimi izlediğimden içimden bir canavar çıkmış diyorum. Normalde hiç benim sevineceğim tarzda bir şey değil ama o kadar yoğun bir duygu boşalımı yaşadım ki ben o anda inanılmazdı. Takımca da hep beraber çok yoğun duygular yaşadığımız bir maçtı. Her maç bu kadar bizim için psikolojik olarak ağır geçmese iyi ama izleyenler için çok keyifli bir maç olduğunu eminim. Sonucu da güzel oldu bizim için. Hepinize teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.